Derler ki Karadeniz insanı çok az şeyin önünde eğilir. Bunlardan biri de yağmurdur. Orada yağmur sesi altında geçmiş geleceğe devrilir. İtik Ülke Yayınları tarafından yayımlanan Karadeniz kitabı Yağmurlar Ülkesinde Çocuk Olmak, o coğrafyanın aydınlık ve dirençli yüzünü 1940'lardan günümüze çocukluğunu Karadeniz'de geçirmiş insanlar tarafından anlatılıyor. Şeref Bilsel'in hazırladığı kitap sadece geçmişe doğru söz almıyor. Şimdiki zamanın hangi kökler üzerine yükseldiğini ve geleceğe nasıl bir yük taşıdığını bölgenin folklorik değerleri üzerinden de görünür kılıyor. Yaşlı Orman'ın gizemi Dino Buzatti'nin yazın evrenini yakından tanımak isteyenler için önemli bir yol gösterici. Yelda Gürlek'in İtalyanca aslından Türkçe'ye çevirdiği kitap okuru yaşlı bir ormana götürüyor. Yaşlı Orman bir efsanedir. Burası çocukluğun köklerinin salındığı, sınırlarının bozulmadan korunduğu bir ormandır. Burada yaşayan orman cinlerinin hayattaki yegane amacı ormandaki asırlık ağaçları canları pahasına korumaktır. Okuru inanılmaza inandıran Buzatti'nin bu fantastik öyküsü, gizemli rastlantıları ve gerçeküstü ayrıntılarıyla kainatın en kadim meselesini gösterir, iyi ile kötünün savaşı. Ayna Çarpması adlı ilk kitabı Haldun Taner Öykü Ödülü ve Yunus Nadi Öykü Ödülünü alan Murat Özyaşar'ın yeni kitabı Sarı Kahkaha yayımlandı. Ayna Çarpması'nda henüz söz vardı, hepsi bir imaydı diyen Özyaşar, Sarı Kahkaha'da sözdeki imayı kaldırıp sözün içindeki hikayeyi anlama sürüklüyor. Anlatılamayan ancak yazılabilen bu hikayeler okurdan anlamak için yoğun bir çaba değil, hissiyat bekliyor. Adnan Çelik ve Namık Kemal Dinç tarafından kaleme alınan 100 yıllık Ah Toplumsal Hafızanın İçinde 1915 Diyarbakır isimli kitap İsmail Beşikçi Vakfı Yayınları tarafından çıktı. 1915 Diyarbakır ve Kürtler isimli sözlü tarih araştırmasının ürünü olan bu kitap, Diyarbakır özelinde 1915'in kolektif hafızasını ortaya çıkarmaya, kuşaklar arası aktarım ve sessizleştirme süreçlerini anlamaya ve son derece güncel bir mesele olarak süregelen 1915'in şimdi de nasıl kurulduğuna odaklanıyor. Diyarbakır'da yapılan sözlü tarih görüşmeleriyle sınırlı kalmayan kitap, Kürt edebiyatından beslenerek 100. yılında soykırım tartışmalarına önemli bir katkı sunuyor. Bin yıl önce Homo sapiens hala Afrika'nın bir köşesinde kendi işiyle meşgul, önemsiz bir hayvanken, ilerleyen bin yıllarda kendisini tüm gezegenin efendisi ve ekosistemin baş belasına çevirecek dönüşümü gerçekleştirdi. Maalesef dünyadaki sapiens rejimi şu ana kadar gurur duyabileceğimiz çok fazla şey üretmedi. Her şeyi yaptık ama dünyadaki acıyı azalttık mı? Bu kışkırtıcı fikirlerden yola çıkan sapiens türümüzün tarihini yepyeni bir bakış açısıyla ele alıyor. Telif hakları 30'dan fazla ülkeye satılmış olan bu çalışma, konunun meraklıları için muhteşem bir kaynak.